Sevgili arkadaşlar, İstanbul Motokik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü iş konumuz CBF150 balansör dişlisi. Balansör dişlisi dediğimiz şu dişli. Hani böyle rampa yukarı çıkarken böyle ikiye çektiğiniz zaman veya ikiden üçe çektiğiniz zaman gaza böyle ani asılınca bir kırıl, hani gırlayıp kesen, böyle ara ara gelip giden gelip giden, motor özellikle yüke bindiği zaman gelip giden bir ses oluyor. Gördüğünüz şu dişli balansör dişlimiz sevgili arkadaşlar. Bu dişlinin içi bozuk. İçi bozuk olduğu için ses yapıyor. Yani burada çalışıyor. Burayı görelim. Şu crankshaft'ımızdan gelen dişlimiz. Bu krankın balansını alıp bu içeride dönen bir balansörümüz var. Onun dişlisi sevgili arkadaşlar. Bunun da semtisi vardır. Böyle ezbere takılmaz yani rastgele. Şöyle motosiklet tam tepede. Üst taraf sentede. Üst taraf sentedeyken bunların kamaları tepede. Burada iki tane nokta var, görebiliyor musunuz? Şöyle biraz sağlan gör. Bak. Şu yeşil boyanın önünde bir nokta var. Karşı dişlide de nokta var. Çevirdiğin zaman bu noktalar birbirini bu şekilde görecek. Bunu kaçık takarsanız krank balansa krank balansöre çarpıp kırılır. Şimdi bu balansör dişlinin tamir takımı vardı. Daha önce biz bunu değiştirmiştik. Yani dişliyi direkt değiştirmemiştik. İçinde bunun lastikleri var, yayları var. Birkaç parçadan oluşuyor bu dişli. Ama fazla uzun sürmedi. Bu sefer dişliyi komple alıp, dolu bir şekilde dişliyi alıp değiştirmemiz gerekti. Su vapa ayarımızı yaptık. Bu arada açmışken, şu süzgeç filtremizi bir kontrol edelim dedik. Yani süzgeç filtrenin hali bu. Net görünüyor mu? Süzgeç filtremiz şurada bulunuyor sevgili arkadaşlar. Yeri burasıdır. Bu kartelin içindeki yağı buradan, bu filtreden süzüp motorun üstüne gönderiyor arkadaşlar. Hani hani ağır bakım kilometreleri geldiği zaman üşenmeyin arkadaşlar. Bu debriyaj kapağını söktürün. Debriyaj kapağını sökmeniz gerekiyor onun için. Söktüğünüz zaman yeni bir jantaya ihtiyacınız olabilir. Debriyaj kapağınızı sökün veya söktürün. Şu filtreyi bir temizliğini yaptırın arkadaşlar. Bu da temizlemenin yöntemi. Baksana bayağı tortular oluşmuş. Motosikletin içindeki çapaklar, kirler falan bu filtrede kalıyor. Silindire, üst tarafa çıkmasını engelliyor. Kartelin dibinde tutuyor. Görevi bu. Hani bu motosikletlerde yağ filtresi normalde yok. Hani bu yağ filtresi görevini görüyor. Süzgeç filtre, elek filtre diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ağır bakım kilometreleri geldiği zaman bunları temizlik yaparsanız daha sağlıklı olur. Arkadaşlar durum bu. Bunu izah etmek istedim. Bunu da şuraya yerine geriye takalım. Ters taktık. Yok böyle düzü, pardon. Havar kısmı alta gidiyor. Aynen. Kolay mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.